Donmuş suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Güneşin gölgede kalışı gibi. Günaydın sevgili seyirciler. Fikret Kızılok'un o yumuşacık, o güzel sesiyle açıyoruz bugün programımızı. O bizi bırakıp gideli çok zaman oldu ama o güzel sesiyle yaşamaya biz devam ediyoruz ve bir kez daha programımızın başında onu da rahmetle anıyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi keyifli bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Neşeniz, keyfiniz bol olsun. Çok değerli iki konuğumuz var bugün. Yine keyifli bir sohbet izleyeceğinizi düşünüyorum, buna inanıyorum. Bu iki konuğumuzu da yakından tanıyorsunuz. Elbette hayata ve insana dair konuşacaklarımız, çünkü hayat tadında bizim programımız. Siz de her zaman olduğu gibi hoş geldiniz. Fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden. Evet sevgili seyirciler, stüdyomuzda konuklarımız yerini aldı. Hemen tanıştırayım sizinle. Tanıştırayım derken yani anons edeyim daha doğrusu. Başta da söylediğim gibi aslında herkes sizi tanıyor. Profesör Doktor Sinan Canan'la beraberiz. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Daha önce de programımıza birkaç kez konuk olmuştu. Tekrar evet. Sizi görmek çok güzel. Hoş geldiniz. Aynı şekilde, sağ olun. Ve yine Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sevil Atasoy. Efendim sizinle ilk kez programımızda evet. Birlikte oluyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Teşekkür Tekrar ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, hayat tadında başlıyor efendim. Sinan Canan deyince akla tabii herkesin aklına beyin ve insan beynine dair ne kadar her incesiniz şey. Efendim. Bu böyle akla gelmek harika bir şey. Yani. Ama çok güzel bir şey bence. Aynen. Beyne bu kadar hakim olmak ve beyin konusunda bu kadar çok şey biliyor onu hemen ve düzelteyim. Meraklısı ama. Diyelim çünkü hakim olmanın mümkün olmadığı bir konu. Mutlaka öyle ama sizin hakim olduğunuz kadarı bizi çok aydınlatıyor. Sağ olun, dolayısıyla ilk akla gelen şey bu. Sevil Atasoy deyince de elbette öğretim üyeliğinizin yanı sıra... Adli tıp, kriminoloji, evet. Suç, evet. Suçlu gibi konular bir araya geliyor. Ama her iki isim söz konusu olduğu zaman benim önce aklıma akıl geliyor. Sizin hep sohbetlerinizden geldiğim nokta bu. Akıl çok büyüleyici bir şey, çok etkileyici bir şey. Sizinle de bugün çok keyifli olacağını düşünüyorum sohbetimizin. Ama akıl, suç dediğimiz unsuru işlememeye yetmiyor. Özellikle mesela insan öldürme gibi, cinayetler gibi konularda akıl bazen tam tersine bir suç aleti. Suç aleti olabiliyor ya da durumu birazcık daha karmaşık hale getirebilen bir ek unsur olabiliyor, değil mi Sevil Hanım? Tabii böyle genellemeler yapmak pek kolay değil. Mesela seri katillerin çok akıllı oldukları ve IQ'larının çok yüksek olduğu gibi bir algı vardır. Hı hı. Yani bunca kişi öldürüp de hala yakalanamamış olmaları
insanların ilgisini çeker ve bu insanların gerçekten çok akıllı olduğu zannedilir. Halbuki yani en akıllı olan Theodore Bundy ya da kısaca Ted Bundy denen, yani 30 genç kızı öldürdüğünü kendisi itiraf etmiştir ama bu sayının 50 kadar bile olduğu zannediliyor. O bile işte kiralık araçta akılsız bir şekilde, yani farlarını yakmadan gece dolaştığı için yakalanmıştır. Yani bu, yani böylesine küçük bir hatadan. Yine çok akıllı olanlardan mesela olay yerinde kimliğini düşüreni biliyoruz. Veyahut da kadını öldürdüğü otele girerken resepsiyona gerçek ismini vereni biliyoruz. Yani hiç beklenmedik hatalar yapabiliyorlar. Yani bir kere çok akıllı değiller. Yani suç işleyenlerin çok akıllı olduğu söylenemez. Yakalanamıyorlarsa eğer, bu onların aklından değil, olayları birbirine bağlama imkanının olmayışından kaynaklanıyor. Yani çok büyük bir ülkede, farklı kentlerde, birbirinden diyelim ki 500 kilometre, 1000 kilometre farklı yerlerde ve de arada doğrudan motivasyon bulamadığınız, yani fail ile mağdur arasındaki doğrudan ilişkiyi bulamadığınız cinayetlerin aynı elden çıktığını bulmak tabii ki çok zor. Yani diyelim ki Elazığ'da işlenen bir cinayetle İzmir'dekini birbirine bağlamak, hele arada birkaç yıl fark varsa, 3 yıl, 5 yıl, ki seri katillerde tabii ki bu var. Yani çok uzun soğuma evreleri var. Birbirine bağlamak zor. Aslında onlar akıllı değil ama veri tabanı ve olay yeri dokümantasyonu yeterli olmadığı için bulunamıyorlar. Peki o zaman bir aklın tarifini yapabilir miyiz? Valla akıl sinir bilimsel açıdan zor. Bizde Arapça bir köken, öncelikle kelimenin kökeni Arapçadan geliyor. Aslında işte devenin ayağının uzağa gitmesin diye bağlandığı ipten geliyor. AKL kökü oradan gelir. Bir rivayete göre insanın belli bir düşünce çerçevesine bağlı kalmasını sağladığı için böyle bir isim verilmiş. Ama daha benim için makul geleni, hadiseleri birbirine bağlayabilme kapasitesi. Yani aralarında bir illiyet, nedensellik bağı kurabilme yetisi gibi gözüküyor. Ama hani bu beynin neresindedir, fizyolojik olarak neye karşılık gelir deseniz, aslında zihin dediğimiz çok daha büyük bir çerçevenin bir parçası. İşte akıl, zeka, duygu, vicdan içinde bir sürü şey sayabilirsiniz. Bunların tamamı bizim insan zihni dediğimiz o kompleks iç dünyanın bazı parçaları. Bu parçalar da ayrı çalışmıyor muhtemelen. Biz bunlara ayrı isimler veriyoruz ama akıl diye, zeka diye yahut işte duygu diye, istek, heves falan, bunlar hep birbirinin içerisinde tek bir zihnin bileşenleri olarak çalışıyor. İşte nasıl bizim bedenimizde bir organı çıkarırsanız işlev görmezse tek başına, bunlar da tek başına çalışmıyorlar. Bu dönemde mesela biz hocamla da çok sık sık bu konuyla ilgili bir araya geliyoruz. İşte üniversitede bu konuda çok bu aralar yeni yeni fikirler üretilmeye başlıyor, bütün dünyada olduğu gibi. Sebebi şu, neden bu dönemde böyle beyindir, suçtur, akıl, fikir, bunları konuşuyoruz. Beyin bilimleri çok hızlı ilerliyor ve çok fazla bilgimiz artıyor ve şunu artık iyi fark ediyoruz. İnsana dair zihinsel her türlü olayın aslında beyin dediğimiz o yumuşak organın içerisindeki devrelerle alakalı olduğunu fark ettik. Ve bu devreler şu ya da bu şekilde son derece kompleks bir yapı. Ama bu yapıdaki bazı sıra dışı özellikler sıra dışı insan davranışlarına sebep olabiliyor. Onları şimdi konuşacağız. Hı-hı. Onları size soracağım ama tekrar Sevil Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi siz yıllardır adli tıbbın içerisinde yer alıyorsunuz. Aslında sizin uzmanlık alanınız değil. Hayır, ben hekim değilim. Adli tıp uzmanı da değilim. Değilsiniz. Aslında kimyacıyım. Biyokimya uzmanı, doktorası vesaire yaptım. Ama babadan gelen de bir bilimci yatkınlığınız yani, var daha adli doğrusu. Adli bilimler. Bu işlerin yani içerisinde. Yani adli tıp değil, adli bilimler yapmaktayım. Daha çok fen bilimleri ağırlıklı suç delilleri ve onların incelenmesiyle ilgileniyorum. Tabii sizi bulunca insanın aklına sorulacak çok fazla soru geliyor. Bunlardan bir tanesi şu. Siz diyorsunuz ki kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın cinayet vardır. Aynen. Çünkü zaten cinayet varsa ortada bir kusur vardır. Doğrudur. Ki bunun cinayet olduğu anlaşılmıştır. Evet. Şimdi ilk polis kriminal laboratuvarı kurucusu Edmond Lockhart da diyor ki her temas bir iz bırakır. Doğrudur. Bundan yola çıkarak ben şunu sormak istiyorum. Adli tıp bulgusu bırakmayacak, kriminal bulgu bırakmayacak cinayet var mıdır? Yani kusursuz cinayetten söz etmiyorum. Bulgu bırakmayacak cinayet işleyebilmek için. Öncelikle fail ile mağdur arasında herhangi bir bağlantı olmamalı. Yani motif bulunmamalı.
Çünkü cinayetler genellikle polis tarafından soruşturulmaya başlandığında bu kişi niye öldürülmüş diye soruya cevap vermekle başlar. Borcu mu var, alacağı mı var, işte başka birisinin eşiyle ilişkisi mi var, yoksa işte bir kıskançlık hadisesi mi, bir terör işi mi veyahut da bir siyasi problem mi vesaire. Yani böyle bir motif arar. Demek ki siz öncelikle birini öldürmeye niyetlenirseniz eğer ve de delil bırakmamak isterseniz sizinle hiçbir bağlantısı olmayacak birini bulmanız gerekir ki bu da işte Avustralya aborijini bir tane bulursanız o zaman bir kere bir motif olmaz. Bu bir. İkincisi bir iletişime geçmemeniz lazım. Yani ne telefon, ne SMS, ne işte WhatsApp, ne elektronik posta vesaire. Bu durumda sizin dumanla mı haberleşmeniz gerekiyor? Yani öyle bir iletişim bir şey. Peki yani bunların dışında böyle parmak iziydi, kıldı, tüydü, elbise dokusuydu, şuydu, buydu. Mümkün değil, bırakırsınız. Onu bırakmak, evet. Bırakmamak için de işte uzay yolculuğuna çıkar gibi giyinmeniz lazım. Yani galoştu ayağınıza, başınıza şey, maske vesaire. Ki o bile garanti değil. Değil yani. Ama yani tek bir kepek tanesinden bile ya da bir saç tanesinden DNA elde edilebiliyor. Dolayısıyla yani şu anda biz mesela Sinan Hoca ile yan yana oturuyoruz. Biraz yani bir 30 saniyeden daha bir uzun süre karşılıklı konuşmaya başladık mı benim tükrük tanecikleri onda, onunkiler bende. O kadar. O kadar, evet. Yani. Peki siz yıllardır bu işin içindesiniz. Evet. İlk başladığınız dönemle şimdiyi kıyaslarsak tabii teknolojik gelişmelerin katkısı da çok büyük ama nereye geldi adli tıp? Nereye geldi? Yani ben bu işe başladığım zaman 70'li yıllardı. Yani 70'lerin sonu, 80'lerin başı. Türkiye'de kınayla esrarı birbirinden ayırt edemiyorduk. Yani öylesine bir şeydi. Babalık tayini yapmak için, yani bir erkeğin bir çocuğun babası olup olmadığını anlamak için eline, ayağına, kulağına bakıp benzetmeye çalışıyorduk. Yani Adli Tıp Kurumu'nun ilgili ihtisas kurullarında bu şekilde babalık tayini yapılıyordu. Benziyorsa eğer çocuğudur deniyordu. Evet, tamam, yani benzeyebilir tabii ki eller, ayaklar ve kulaklar vesaire ama şart değil. Hı hı. Yani oradan buraya gelindi. Olay yeri inceleme ekibi diye ekipler yoktu zaten. Bunların hepsi çok daha sonra ve de özellikle de İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nü kurmamızdan sonra, yani 82 sonrası Türkiye'de yavaş yavaş gündeme geldi. Suç önleme diye bir kavram da yoktu. Yani genelde hep suç işlendikten sonra aydınlatma vardı ama önlemek yoktu. Şimdilerde tabii suç önleme de aslında eskidi. Suçu öngörebilme gündemde. Yani 21. yüzyıl polisliği suçu öngörebilme. Yani kimin suç işleyeceğini daha önceden fark edebilme şeyine dayanıyor, bilgisine dayanıyor ki tabii onun az önce konu geldi. Beyinle çok doğrudan ilgisi var. Çünkü beynin bazı bölgelerinin aktivitesinin azalmasıyla ilgili mesela singular korteks, anterior singular. Yani bunların ileri teknolojilerle görüntülenip yani bu insanların ileride suç işleme ihtimalinin olabileceği düşünülüyor. Suç haritalamaları çok arttı. Veri tabanları tabii ki çok entegre oldu. Yani şöyle ki mesela Türkiye'de değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah'ta olan bir merkezde NSA yani Ulusal Güvenlik Ajansı sizin her türlü hareketinizi birey olarak dahi takip ediyor ve birleştiriyor. Yani ziyaret ettiğiniz internet sitesi, arama motorunda girdiğiniz bilgi, WhatsApp mesajı. Birileri sürekli bizi gözetliyor çünkü. Evet, tabii. Yani artık yani, yaşadığımız dönem öyle. Bir kere evet, kameralar, her tarafta mobese kameraları. Yani sadece gözetlemek değil, bunları bir araya getirip yani bunu analiz etmek tabii önemli. Sosyal medya paylaşımları. Birileri yapmıyor. Yapay zekalar yapıyor artık. Evet. Ve insanlara da iş düşmediği için büyük veri analizi şu anda korkunç boyutlarda. Yani şu anda çoğumuzun paylaşımı. O zaman hiçbir şey gizli kalamaz. Hayır. Bunu söyleyebilir miyiz? Evet. Hiçbir şey gizli, gizli kalmıyor da bunu takip eden tabii benim belli ama yerler. Ama hata payı nedir peki? Yani mesela adli tıbba ilişkin zaman zaman bu konu gündeme gelmiştir. Sonuçta orada da çalışan insan faktörü, tabii ki, tabii insan ki unsuru. Mesela hata payı en az olduğu zannedilen parmak izidir. Yani 100 yıldır yapılan bir şey. Parmak izi karşılaştırmasında yani bu onun parmak izi dendiği zaman bunun doğru olduğu zannedilir.
Halbuki bir tane örnek vereyim ben size mesela. Madrid'deki ünlü tren garı bombalamaları, yani çok sayıda tren bombalanması ardından yakındaki bir otoparkta, yani 100'ün üstünde kişi ölmüş, 1000 küsur kişi yaralanmıştır. Yani çok büyük bir olay. Bir otoparkta bulunan bir minibüsün içerisinde bir siyah poşet, poşet içinde detonatörler. Dolayısıyla yani patlayıcıyla ilgili olduğu belli, yani o olayla olduğu ilgili belli. Onun üzerindeki parmak izi bulunmuştur poşet üstünde, olağanüstü değerli bir delil. Europol veri tabanında yok, Interpol veri tabanında yok. Bunun üzerine FBI demiştir ki bir kere de biz bakalım. Bunun üzerine o parmak izinin görüntüsü, yüksek çözünürlükteki görüntüsü internet üzerinden FBI'ya gönderildiğinde kısa bir süre sonra bizde demiştir bu. Yani bulduk demişlerdir. Amerika'da. Evet. Buldukları kişi bir avukattı ve pasaportu da yoktu ve Amerika'dan hiç çıkmamış birisiydi. Yalnız daha önce El-Kaide'nin bazı işte zanlılarını savunmuş olan bir avukattı. Evini aradılar ve evinde de Arapça yazılı bir defter buldular. Defter aslında Kur'an kursuna giden çocuğunun ev ödevi dersiydi. Yani ama bunlar hemen onu El-Kaide'ye bağladılar. Bu bir ay kadar kaldı. Yani tutuklu olarak kaldı. Daha sonra da $1,000,000 tazminat aldı. Çünkü hata yapılmıştı. Aşağı yukarı 1000 parmak izi karşılaştırmasından 3'ünde mesela hata yapılır. Hemen aklıma şu geliyor. İnsanın parmak izi değişir mi? Yaşam Hayır. koşullarına bağlı olarak diyelim ki çok Yok. Ağır koşullarda çalışmaya Yok. Başladım. Değişmez. Hayır, değişmiyor. Hiç Tabii ki bir takım tekniklerle bunları işte değiştirmek mümkün. Ama o da fark ediliyor. Bir örnek anlatayım size. Bir Çinli adama aşık bir Japon kadın ara sıra Japonya'dan Çin'e gidip geliyor. Sonunda bunu artık vize vermiyorlar. Çünkü Çin gümrüğünden geçerken parmak izinden kadını tabiri tespit ediyorlar. Yani aynı insanın geldiğini. Bunun üzerine bu bir cerrahla anlaşıyor. Ve Allah sol elini Allah. sağ elini sol eline naklettiriyor baş parmaklarını. Aşka bakar mısınız yalnız bu giriyor. Arada? Başka bir konuya evet. buradan geçiş yapılabilir evet. rahatlıkla. Ve giriyor Çin'e. Bu sayede giriyor. Adamla evlenmeye kalkıyor. Fakat bu sefer de nikah memuru, parmak izi alıyorlar evlenirken de. Nikah memuru buradaki dikiş izini, yani şey izini fark ediyor. Kesik, eski bir yara izini fark ediyor. Ve oradan kadını tekrar yakalıyorlar ve tekrar deport ediyorlar. Evet. Yani parmak izini değiştirmek isteyen tabii ki olur. Yani marjinal noktalar da var ama bir noktada yakalanırsınız tabii ki. Evet, biraz önce konuştuğumuz evet. şey hiçbir şey aslında gizli kalmıyor. Evet. Şimdi sizin de daha önceki konuşmamızda kadın erkek beyin farklılığından söz etmiştik. Sevil Hanım'ın da konuşmalarını izledim. Bir kere Sevim Hanım diyorsunuz ki siz kadınlar kriminoloji bilimine de polisiyeye de evet. daha yatkın, daha kesin. Meraklılar. Ama evet. bunun altında bir korunma içgüdüsü var. Çeşitli nedenleri var ama evet. temelde o da var. Temelde evet. o var. Ama erkek ve kadınlara baktığımız zaman erkeklerdeki suç oranının kadınlara nazaran daha onda yüksek bir. Olduğunu. Tam olarak onda bir. Bütün dünyada. Evet, bunu açıklayacak bir beyin farklılığı var mı? Çok kolay açıklayacak bir şey var. Erkeklerde testosteron diye bir hormon var. Bütün mesele ta anne karnından yani ölüme kadar erkeklerin neredeyse kaderini, düşünsel kaderini belirleyen bir hormon. Daha doğrusu en önemli hormonlardan biri, tek değil ama nedir testosteron? Erkeklik hormonu diyebiliyoruz. Erkek karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor erişkin hayatta. Anne karnında da özellikle erkek bebek olgunlaşırken beyninin erkek beyin dediğimiz beyin tipine dönüşmesine yardımcı oluyor. Onu tetikliyor daha doğrusu. Şimdi bu beyin nasıl bir şey diye bakarsanız işte erkek davranışlarına baktığınızda aslında kadın erkek stereotipik farklılıkları size aslında çok şey anlatıyor. Erkekler işte biraz böyle hedef odaklı, hızlı risk alan, hızla karar verip davranışa geçen, navigasyon açısından iyi, işte üç boyutlu uzay algısı kadınlara göre daha iyi falan bir beyin yapısına sahip. Kadınlar da ise tam tersi böyle temkinli, uzun uzadıya işte araştırmadan etmeden mevzuya girmeyen, plancı, gelecek algısı oldukça ileri düzeyde yüksek ve daha ziyade yani kendini gösterecek bir şekilde harekete geçmeden evvel uzun süre zaman harcayan bir beyin yapısı var. Mesela bu şeyde bile ortaya çıkıyor. Esprilere gülme açısından erkekler çok daha hızlı tepki veriyorlar. Kadınlar biraz daha yavaş gülüyor. Dur bakalım yani
tam bir espri. O zaman şurada bir parantezi lütfen bir açalım. Size tekrar buradan devam edeceğiz ama o zaman kadın ve erkeğin suçu işleme biçimi, cinayeti işleme biçimi de farklı olmalı diye düşünüyorum ben. Evet, yani kadınlar bir, ellerini kana bulamak istemezler. Başkalarına suçu işletir. Erkekleri kullanırlar. Nitekim geçenlerde Adana'da bir hanımın eski kocası ve yeni sevgilisiyle eski sevgiliyi öldürttüğü mesela. Affedersiniz, çok karışık. Eski sevgili ve yeni sevgili bir araya gelip kocayı mı öldürüyor? Eski koca, yeni sevgili, ikisi bir arada eski sevgiliyi öldürüyorlar. Aman yarabbim. Yani böyle planlar. Yani böyle bir kere kendisi öldürmez, öldürtür. Bir. İki, öldürürken de daha çok zehirleri tercih eder. Yani bir bıçak ya da tabancadan öncelikli olarak daha uzun, daha sabırlı, daha planlı cinayetler işler. Evet, devam. Mesela biraz önce programa gelmeden önce konuşuyorduk. Hatta bazı bulgulara göre cinayet mahallini terk ederken kaçtıkları yönler bile farklı istatistiksel olarak. Mesela böyle şeyler var. Bu da tabii kaçtıkları yönler farklı. Yönler, evet. Bir kapıdan çıkınca biri bir tarafa, öbür tarafa dönme eğiliminde daha fazla. Ama tabii bunlar daha ipucu şeklinde, yani tam kesin kural olarak söyleyebileceğimiz şeyler değil. Ya bunlar aslında, demin dedim ya, zihnin evi beyin ve oradaki ufak devre farklılıkları birçok farklılığa sebep oluyor diye. Şimdi siz anne karnından beri farklı bir beyin işleyişine, farklı bir beyin balansına sahip olduğunuzda tabii ki bu ilişkin hayatınızda kararlarınıza ve davranışlarınıza yansıyor. Mesela bizim bugün kadın erkek arasında gördüğümüz en son en önemli farklardan bir tanesi işte bu beyin bağlantı haritası çalışmaları vardır. Konnektom denir o çalışmalara. Yani bir genom vardı eskiden. Gen haritasını çıkarmaya çalışıyorduk. Şimdi beyin haritasını çıkarmaya çalışıyoruz. Burada çok bariz bir fark var erkek ve kadın beyin arasında. Ana yoğun bağlantılar kadında iki beyin yarım küresi arasında, yani sağ sol arasında çok yoğun bağlantı var. Erkekte ise yoğunluklu olarak bağlantılar aynı yarı kürede ileri geri yönde. Yani bu bilişsel açıdan baktığınızda ya da sinir bilimsel karar verme mekanizması açısından baktığınızda her bir hemisferin, her bir yarı kürenin görevi farklı farklıdır. İşte vücudu çapraz kontrol eder vesaire ama bir tarafından da dünyayı algılamak ve değerlendirme yapmak açısından kullandıkları mantık diyelim farklıdır iki beyin yarım küresinin. Şimdi kadınlar bütün kaynakları birlikte kullanmak üzere bir beyinle dünyaya gelmiş gibi gözüküyorlar daha fazla. Dolayısıyla bu işlem zamanının uzun olması, daha temkinli olmaları, plan yapmada daha başarılı olmaları biraz buradan kaynaklanıyor. Bunun da hani köken olarak nereden geliyor, niye böyle bir fark var, hani erkeklere niye böyle biraz zayıf bir şey verilmiş gibi gözüküyor diye sorarsanız, aslında üremeyle ilgili, yani bebek bakımı çok zor bir iş ve bebeğin hayatta tutulabilmesi çok komplike bir zihinsel yapı istiyor. Dolayısıyla aslında bütün mesele soyun devamı ile ilgili olarak beynin reorganize edilmesi. Erkeğin ise tarihsel görevine bakın. İşte hocam biraz önce söyledi mesela, genellikle kanlı cinayetler erkek elinden çıkıyor. Neden? İşte alana gitme, avlanma, yeni alanlar bulma, besin kaynakları araştırma gibi alanda ellerinizle bedeninizle çalışılması gereken işler tarihsel olarak daha çok erkeklere kalmış gibi. Ve bu açıdan avantajlı erkekler daha fazla üreme potansiyeli yakalamışlar ve bugün işte biz onların torunlarıyız gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani bu ayrıma baktığınızda tabii ki eğitimden tutun, yani sınıf içi davranışlardan tutun. Yani ona şeyi örnek veririm hep, işte okul, bir ortaokulda falan teneffüs zili çaldığında çocukları sadece izlemeniz yeterli. Kız çocuklarla erkek çocukların oyunları o kadar radikal derecede farklıdır ki. Evet. Erkek çocukları uçak olur, bağırır, çağırır, hoplar, zıplar. Kızlar bir köşede daha bilişsel oyunlara takılırlar genelde. Ve bu her şeye yansıyor. Ama bir de şu var, her kadın biyolojik olarak dişi beynine, her erkek de biyolojik olarak erkek beynine sahip olmuyor. Bunun da istisnaları var. Anne karnında fazla testosterona maruz kalmış. Mesela anne stresli olduğunda, işte savaş ortamlarında bu çok gözüküyor. Anne karnında fazla testosterona maruz kalırsa kız bebek erkek beynine doğabiliyor. Bu cinsel yönelim ya da davranışla ilgili bir şey değil. Bilişsel dünyası erkek gibi çalışan kız çocukları düşünün. O şekilde dünyaya geliyorlar. Bunlar da hızlı risk alan, belki işte biraz davranışları erkeksi olan, böyle hızlı karar verip sinirlenebilen vesaire tiplere dönüşebiliyorlar. Tam tersi, testosteron düşük olursa dişi beyinli erkekler dünyaya gelebiliyor. Bizim bugün şehirdeki iş dünyasında aslında bu zıt beyne sahip olmak iyi bir şey. Mesela işte bizim sevgili Serkan, onu çok güzel anlatıyor, Serkan Kara İsmailoğlu, bu kitabı da var o konuda. Tavsiye ederim detaylarını öğrenmek isteyenlere. Parmak uzunluğundan kadın erkek beyni testi yapılabiliyor. Mesela bu oldukça yaygın da bir uygulama. Etmiştik biz kendisini, konu etmiştik programı. Evet, o da gelmişti buraya. Şimdi mesela o sistem aslında bu tip çalışmalarda bir düzeltme faktörü olarak kullanılması çok yerinde olan bir parametre.
Çünkü siz erkek kadın diye ayırıp çalışma yaptınız da bazen tam şeyi göremiyorsunuz. Yani o farklılıklar tam belli olmuyor ama gerçekten beyinlerinin cinsiyetine göre çalışmaları düzeltecek olursanız o durumda çok bariz bir fark ortaya çıkıyor. Yani erkeklere ağırlıklı olarak atfedilen suç meselesinin arkasında yatan testosteron hakikaten bu durum söz konusu olduğunda, yani suç durumu söz konusu olduğunda birinci düzeyde ele alınması gereken bir faktör. Mesela bir kadının suç işleme potansiyelinin yüksek olması durumunda hemen testosteron düzeylerine ya da kadın erkek mi beynine sahip olduğuna bir bakmakta fayda var. Yapılıyor mu bunların araştırmaları? Valla yeni. Biraz da böyle bu konu hani özellikle ilgilenen insanlar az olduğu için çoğu kişiye biraz fantazi gibi geliyor ama istatistiksel çalışmalar biraz zordur. Özellikle öngörü açısından kullanacağınızda dikkatli olmanız lazım. Çünkü biyolojik parametreler bizim ölçüm eksikliklerimiz ve değerlendirme açısından bilgi eksikliğimize bağlı olarak bizi yanlış sonuçlara götürebiliyor. Biraz önceki parmak örneği izi gibi. Evet. Siz şimdi bir insanın beynini tarayıp işte birazdan konuşuruz bu psikopatlarda, suçlarda bir sürü değişiklikler var. Onlardan birkaçını buldunuz mesela. Bir çocukta buldunuz bunu. Bu çocuk psikopat olacak diye içeri kapatamazsınız. Çünkü hayatın ona ne getireceği belli değil. Çok zıt örnekler de var. Yani kendi beyninin psikopat bir beyin olduğunu 40-50 yaşından sonra öğrenen bir bilim insanının hikayesi var. İşte James Fallon kitap da yazdı bu konuda, içimdeki psikopat diye. Öyle bir beyne sahip olmanız illa o işi yapmanızı gerektirmiyor. Bu biraz deneyim, yazılım, işte erken yaşlarda maruz kaldığınız ortam, ne kadar sevgi aldınız, ne kadar şiddet gördünüz, nasıl bir ortamda büyüdünüz, yani şiddetin ya da suçun nasıl kodlandığı bir yerde yetiştiniz, bunlar çok çok önemli faktörler. Yani buna yatkın bir beyin bile bulunulan ortamla, eğitimle, alınan sevgiyle farklı reaksiyonlar verebilir ve çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela sosyopat ya da non-kriminal, yani suç işleme yatkın olmayan psikopat bir beyne sahipseniz çok başarılı bir akademisyen olabilirsiniz, çok başarılı bir CEO olabilirsiniz. Rekabet gerektiren ya da polislik gibi, bekçilik gibi hani koruma ve kendinizi ortaya atma gerektiren birçok işte başarılı olursunuz. Hı. Mesela akademide gerçekten sosyopati ve psikopati yüksek orandadır. Çünkü rekabete dayalı, biraz diğerlerinin üstüne basıp çıkmaya böyle meyilli olmanızı gerektiren birçok meslekte avantaj. O beynin özelliklerini bir soracağım size ama size de şey sormak istiyorum. Diyorsunuz ki bir yerde mesela küçük yaşta çocukları incelemek ve dikkat etmek lazım onlara. Mesela hayvana eziyet ediyorsa, işkence yapıyorsa bu çocuğu takibe almak gerekiyor. Kesin. Ama bunu hani korkutarak yapmayacaksın şeklinde yok, bir faydası men ederek yok. Değil ama belki bir psikolojik yardım alarak izlemek lazım süreç yani içerisinde. Yani şöyle hayvana eziyet hemen bütün seri katillerin geçmişinde gözlenen bir durum. Hmm. Bu demek değildir ki her hayvana eziyet eden yarın öbür gün adam öldürür. Böyle bir şey yok. Ama önemli bir risk faktörü. Ne için risk faktörü? Şiddete meyilli olması için bir işaret. Hı hı. Ve bu çok küçük yaşta ortaya çıkan bir şey. Ve bu bir merakla karıştırılmamalı. Yani bakalım sineğin kanadını koparayım bakalım uçabilecek mi? Veyahut da işte bunun gibi kelebekti vesaire, yani bir sürü merak yüzünden yapılan davranışlar var, onlar değil. Kedi mesela suyun altına kafasını diyelim ki sokmak, öleceğini bile bile veya ve o acıyı izlemek, zevkle izlemek ya da işte kuyruğunu kesmek, kulağını kesmek, gözünü çıkarmak, değil mi, kuşu boğmak filan, yani bütün bunlar normal davranışlar değil ve de çok küçük yaşta ortaya çıkan tabii ki olaylar. Okul öncesi dönemde fark edilir. Hı hı. Konu komşu fark eder, aile fark eder. Muhakkak profesyonel destek lazım. Bugün için önemli bir işaret olduğu kabul ediliyor bilim dünyasında. O nedenle şu sıralar tabii çok önem taşıyan hayvan hakları konusuna. Biz kendi penceremizde aslında insan hakkı penceresinden bakıyoruz. Yani insana yönelik şiddeti önlemek açısından hayvana şiddet gösterenin mutlaka bir şekilde denetlenebilmesi lazım diyoruz ve bu da sadece cezanın ağırlığıyla da halledilecek bir mesele değil. Bu mutlaka bir tretman, yani bir tedavi de gerektirir. Peki, ağır konular konuşuyoruz aslına bakarsanız. Şimdi bunu biraz bir hafifletecek görüntülerimiz var. Onlarla devam etsin programı, sonra tekrar sohbetimize dönelim. Bizim arkadaşlarımız balıkçılarla, balıkçıların hayatını anlamak üzere balığa çıktılar. Geçen hafta ilk bölümünü yayınlamıştık. Şimdi ikinci bölümü ekrana gelecek sevgili seyirciler. Hadi bismillah çözelim.
teknedeki görevimiz kaynak işleri yapıyoruz. Avı istif eden insanız. Torcuyuz yani. Hamla bu. O ne? Kurşun istifi. Tayfa da bildiğin işte çalışıyoruz. Menemetçiyim ben. Makinist, ırgatçı. Hepsini. Kolacılık yapıyoruz. Ne yaptınız bu akşam için? Bu akşam sebzeli tavuk yaptım. Bak Rizeli kardeşim var benim. Tavuğunu Rize'de çağırdım özellikle. Siz mi? Yedek. Niye kedi diyorlar size? Kedi diyorlar, ne bileyim arkadaşlar, öyle ta Karadeniz'den böyle kedi lakabı takmışlar. Kedi diyorlar. Her tarafa atladığı için. Her tarafa rahatlıkla girebildiği için mi? Yani yapacak bir şey yok. Masaları çift çift taşır. Yok adam et etme ya. Yarın şeye çağırlar bizi ya. Sizin göreviniz ne burada? Benim görevim bakmışsın mapa çıkarırım. Bakmışsın şeye neydi, mantara asılırım. Yedek botçuluk yapıyorum. Çeliğe vururuz. Onu sağa sararız. Onu sağlarım çeliğe. Ama şansımıza hava lodos. Hava lodos. Ne anlama gelir havanın lodos olması? Lodos havada genelde pek balık olmaz. Yani rüzgar da sert. Yani akıntı bozuk olur. Ağ atamayız. Balık da olmuyor ama bakalım nasibimizi arıyoruz. Düğmeyi aç soba yanıyor. Çamaşırın çamaşır makinesinde. Eskiden yanlarda ipiyle bağlardık çamaşırları. Yan bordadan aşağı at. Kot montullar vardı, bembeyaz olurdu. Oo tamam, beyazladık kot montu. Sevinirdik. Hele bir yağlı suya girdin mi mümkün değil onu alma şansın. Ama şimdi bakayım, bas düğmeyi şimdi, çamaşır makinesi. Dırırt iyi ki, bir de kuru değil. Bu radar. Dikey radar diyoruz buna. Radar. Balık bulucu. Bu teknenin altındaki balıkları gösteriyor. Şurası radar. Altı değil mi? Şurası altı. Hı-hı. Burası teknenin üstü. Bu 21 kulaç derinlik var burada. Derinlik. Şunlarda balıklar oluyor. Şu anda balık var mı? İstavrit. Oluyor. Şu an gösteriyor. İstavrit var. İstavrit evet. Peki nereden anladınız istavrit olduğunu, balığı? Şunlar işte, bunlar istavrit. Bunları tecrübe ediliyorsunuz. Rengi mi yani radarda farklı oluyor istavrit? Rengi değil şimdi. Çinekop olduğu zaman bu tarafta yazıyor, bu tarafta yazmıyor. Bazı balıkları, bunda iki tane ayna var. Aha. Çinekop olduğu zaman bu tarafta yazıyor, bu tarafta yazmadı mı çinekop olduğunu anlıyorsunuz. İkisi yazdığı zaman istavrit, hamsi, kefal, bunları iki radar, iki aynada yazıyor. Tamam mı? Haydi bakalım. Dallarımı kırdılar, yârimden ayırdılar. Dallarımı kırdılar, yârimden ayırdılar. Zalimlerin safsızlar, beni yarsız koydular. Helal olsun, bir tane daha patladı arkadaşım be. Patladı, haydi be. Haydi arkadaşım. Lütfen. Aha. Bilmiyorum başka. Aha. Vallahi bilmiyorum daha. Aha. Şimdi 3 saattir sizle birlikteyiz ama hala balığa rastlanmadı anladığım kadarıyla. Evet, daha rastlayamadık. Nasip kısmet ama rastlayacağız inşallah. Burada arkadaşça canlıca muhabbet ediyoruz ama biraz sonra ağa atıldığında kimin kime bağırdığı belli değil. Ağa bittiği an kapanmıştır, o bitmiştir. Kimse kimseye bir şey söylememiştir. Kimse kimseye bir şey söylememiştir. Şu anda ağın ucu bir ucu bu tarafta, arka tarafta. Bir ucu da ön tarafta. Yuvarlak halka yapıyoruz. Balığın olduğu yere ağa atıyoruz. Ondan sonra ağın altında kurşunlar var gördüğünüz gibi. Üstte de mantar. O arada ağ. Altını büzdükten sonra balık ağın havuzun içinde kalıyor.
Ondan sonra tekrar buradan makarayla ağı ufaltıyoruz, daraltıyoruz. Torbaya kadar getiriyoruz balı. Sonra torbadan alıyoruz. Şu an havuzu daraltıyoruz yani. Ağı daraltıyoruz. En ağır iş bu iş. Buna mı diyorsunuz hamlı diye? He? Bu nedir? Kurşun mu? Kurşun. Ağır mı? Çok ağır tabii canım. Ya. Bunu tek başına mı? Tek başıma tabii. Bir de gelişini seyret onu. Şimdi buradan ağır gelişini seyret. Makaradan aşağı gelişini seyret. Bunu mu atacaksın şimdi denize? Onu istif edeceğim. Her bir kulaç 10-15-20 kilo. Ha. 10-15-20 kilo. 20 kiloyu da 11 eliyle barama tepede dağıtıyorsun. Teknenin en önemli noktası. En önemli noktası. Mutfak. Evet, mutfak. Bütün yemekler mutfakta. Sizde. Evet, bizde. Ne yaptınız bu akşam için? Bu akşam sebzeli tavuk yaptım. Piliç pilavı, kumbuslu. Kaç kişiye yemek çıkartıyorsunuz? Şu an 30 kişi. Gece... Kaç ekmek giriyor tekneye? Tekneye günlük 60 ekmek. Hadi ekmek. Hadi. Hadi pilav. Hadi çektirmesin. Allah devamlı iş çekilsin. Bugün çektirmesin. Boşa iş yapmayı göstermesin. Meşakkatli bir iş aslında çok. Değil mi? Müthiş. Yani balık diyoruz, alıyoruz, yiyoruz ama onun ne kadar büyük bir emek var içerisinde. Şimdi dönelim tekrar konumuza. Psikopat beyin, suça eğilimli beyin, şiddete eğilimli beynin yapısal farklılıklarından biraz hızlıca söz edelim. Çok aslında temelde bildiğimiz birkaç tane basit temel kural var. Onlardan biri de işte bizi insan yapan kısım beyinde bu işte sosyal kuralları takip eden diğer kam davranmamızı, diğer insanları incitmememizi sağlayan devreler şu beynin ön tarafında yani alnımızın altında kalan kısımda. Şimdi burasının gelişim geriliğine uğraması ya da işte belli bir şekilde yaralanması, hasarlanması, tümörle bir şekilde sıkışması gibi durumlarda işlevi zayıflayabiliyor. Ve etkilenen ön beyin bölümünün durumuna göre davranışlara yansıyan problemler çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesi eğer erken dönemde buranın aktivitesi daha az ise hatalı bağlantıdan dolayı bu fren sistemi zayıflıyor. Çünkü beynimiz için bir fren sistemidir. Yani dürtülerimiz bize bir sürü bir şey söylüyor yapmıyoruz ya hani şimdi yeri değil zaman değil onu diyen ön beyin. Aynı zamanda bu amigdala dediğimiz bu şakak loblarımızın içerisinde küçük böyle ismi de bademden gelir zaten badem demektir. Bademe benzer küçük yerler var. Buralarda bizim alarm reaksiyonlarını yöneten, o işte savaş ya da kaç tepkisi dediğimiz bu stres anında falan bizim kurtulmamızı sağlayan tepkileri yöneten bir yer. Ama diğer bölgelerle işbirliği içerisinde bir şey daha yapıyor. Karşıdaki insanın duygularını okuyup ona göre davranış geliştirebiliyorsunuz. Mesela işte siz eğer bana sinirlenirseniz ben onu işte kendi amigdalamla ve diğer bölgelerimle anlayabiliyorum. Şimdi biraz önce hocam söyledi, küçükken hayvanlara eziyet eden çocuklarda neden şüphelenmemiz gerekiyor? Bir hayvana eziyet ederken ya da öldürürken onun çektiği acıyı empatiyle hissedebilme yeteneği bu bölgelerin sağlıklı çalışmasına bağlı. Hmm. Eğer bunlar iyi çalışmıyorsa bir psikopat mesela seri katillerin çoğunun ifadelerinde de bu gözüküyor. İnsanların neden işkence edilirken ya da öldürülürken acı çektiğini anlayamıyorlar. Mesela korku filmi seyrettiriyorsunuz bu insanların çoğuna vücutlarında stres tepkilerinin çok az oluştuğunu görüyorsunuz. Biz normalde para verip satın aldığımız bilete rağmen korkuyoruz o filmden. Evet. Çünkü sistem çok kuvvetlidir. Bizi kandırır yani. Ama bu insanlar o kadar etkilenmiyorlar ondan. Bir de işte bu karar verip efendim o kararları uygulamamızı sağlayan hocamızın biraz önce söylediği bu beyni kestiğinizde arasında gözüken cingulate korteks diye bir parçamız var. O parça mesela işte günlük hayatta şunu mu yapayım, bunu mu yapayım kararlarını vermek, birkaç seçenek arasından doğru seçimi yapabilmek gibi işlerde de görevli. Bu bölgenin de faaliyetinde bir azalma görüyorsunuz. Şimdi bunların hepsine baktığınızda birkaç şıkkı var. Ya gelişimsel olarak bir problem var yahut doğum sonrası yani biyolojik olarak değil ama yetiştiği sosyal ortamında böyle bir etkisi olabiliyor beyne. Şu hep soruluyor yani
Bu insanlar peki suçlu mu, hasta mı? Yani madem, ben de şimdi onu soracağım. Muhtemelen oraya gelecek konu. Bu burada tabii enteresan bir çelişki var. Şimdi biz böyle var. Anlatınca herkes diyor ki ya o zaman ne bunları salalım falan. Şimdi hukukun işi birinci planda topluma ya da insana zarar veren bileşeni ortadan kaldırmaktır, onu tecrit etmektir. Burada zaten bir sıkıntı yok. Bir insan hayatını tehdit ediyorsa ya da işte hırsızlık yapıyorsa, bir şey yapıyorsa alacaksınız onu. Fakat burada sorun şu, bu insanın beynindeki sorunu bilebilirseniz eğer, onu görebiliyorsanız, İçeri aldığınızda bu insanı işte bir hapishane ortamına koyduğunuzda nasıl rehabilite etmeniz gerektiği konusu devreye giriyor. Evet. Çünkü daha özel şöyle bir rehabilitasyona ihtiyaçları var herhalde. Normal bir insanı, sizi beni alsınlar, bir ay boyunca tecrite kapatsınlar. Amigdalamız küçülüyor. Küçülmesi ne demek? Amigdala yeterli kontrol sağlayamıyor, empatimiz düşüyor, kendimiz duygu kontrolümüz zayıflıyor, öfkemizi bastıramıyoruz vesaire. Yani tecrit altında psikopatlaşıyoruz. Şimdi siz bir psikopat alıp tecrite koyunca daha beter psikopatlaştırabilirsiniz. Ve artık şimdi gelişen bu nöroteknolojik ya da nöro işte sinir sistemini eğitebilen yöntemler sayesinde bunlar aslında rehabilite de edilebiliyor belli bir düzeyde. Hı hı. Burada aslında en önemli sorun tekrar böyle hani biyolojik olarak kader gibi gözüken bir durumu hayata nasıl kazandırabiliriz? Aslında biz o kısmını daha çok tartışıyoruz. Yoksa hani alanda suç işleyen birinin beyni psikopatmış değilmiş, o ceza yeterlik falan konusu ayrı bir şey. Öncelikle onu bir engelleyeceksiniz. Yani evet. Orada hiçbir sıkıntı yok. Hasta da olsa, suçlu da olsa. Şöyle bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Daniel Amen diye bir doktor vardı. Çok popüler kitaplar da yazıyor beyin görüntülemesi konusunda. Mesela orada bir tane çocuk getiriyorlar buna. Çocuk sürekli arkadaşlarının resimlerini çiziyor ama asarken, doğrarken, keserken. Benim kızım da bazen böyle resimler yapıyordu. Onu okuyunca biraz strese girmiştim. Sonra geçti. Her çocuk zaman zaman yapıyor bunları ama bu çocuk çok istikrarlı olarak yapıyor. İşte bir çocuk psikiyatrisine götürüyorlar bilmem ne. Çağrı yok. Adama getiriyorlar. Bir beyin görüntülemesi yapıyor. Beyin aktivitesinde bir anormallik tespit ediyor. Şu ön beynin altında. Ve sonra ileri tetkiklerde bakıyorlar. Çocukta bir tümör var. O tümörü aldıkları zaman çocuğun davranışı tamamen normale dönebiliyor. Evet. Bir de böyle bir durum var. Yani insanları tedavi de edebiliyorsunuz eğer bilirseniz ne olduğunu. Bu da çok büyük bir kazanım tabii ki. Hocam, dün aklıma şey geldi. Savcı olmayı ya da işte dedektif olmayı, polis olmayı düşünür müydünüz? Valla yaptığımız iş biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan. Zaten. Onun için çok keyifli. Tabii yani babamın babası, dedem yani o hakimmiş. Hı hı. Babam adli tıp hocasıydı. Yani hep tıpla ve de adaletle bir arada giden bir hayatınız geçmişimiz olsun. Var ailede. Bilmiyorum yani seviyorum. Kendi işimi çok seviyorum. Kitaplarınız var. Evet, bu var. Kitaplar kurgusal değil. Hayır. Gerçek hayat hikayelerinden, evet. Yaşanmış olaylardan evet. Yola çıkarılarak yazılmış kitaplar. Evet. En son kitabınızda Züppe Kocanın şarkıcı karısı. Evet. Ve başka nahoş gerçekler. Çok da güzel isimler seçiyorsunuz evet, kitaplarınızda. Evet. O V takısı hep var. Evet var. Niye bu kitapları yazıyorsunuz? Bunda bir amacınız olması elbette, lazım. Elbette, elbette. Şimdi ben hiçbir zaman kişinin neden suç işlediği, onu işlerken ki ruh hali falan üzerine ilgilenmiyorum. Yazdıklarımın hepsinde o suç nasıl aydınlatılmış, nasıl, neden aydınlatılamamış, ya da neden haksız yere birisi mahkum edilmiş, bunları yazıyorum. Yani yapılan hataları ve yıldızlaşan soruşturmaları. Hı hı. Böylelikle herkes oradan kendisine bir ders çıkarıyor. Ders, eğitim yani. Aslında. Aslında öyle, o nedenle yazıyorum. Çünkü bu kitaplar hem olay yeri inceleme personelleri tarafından okutuluyor. Hı hı. Polis okullarında okutuluyor, jandarmalarda okutuluyor. Savcılar, hakimler bunu kullanıyor. Avukatlar haydi haydi kullanıyor. Yani benim kitaplarım mahkemelerde işte oradaki vakayı göstererek örnek olarak kullanılıyor. Dolayısıyla daha çok sektöre dayalı bir yazım ve de bu mesleği tabii ki bu mesleğe ilgiyi arttırmak için yaptığım bir şey. Yine buna bağlı olarak çok uzun devam eden Kanıt isimli evet, bir dizi doğru. vardı. Evet. Bitti ama hala tekrarları çok evet, izleniyor. Evet, hala 5 sene sonra. Toplumun da aslında insanların da polisiyeye ve bu tür dizilere, filmlere eğilimleri var. Severek izliyorlar. Bunun kökeninde bir şey aramak gerekiyor mu? Hayır. Ya da bunun olumlu olumsuz sonuçları var mı? Şimdi şöyle, CSI'lar ya da kanıt gibi daha çok olay yeri inceleme, delil toplama ve o delillerin aydınlatılmasıyla yürütülen soruşturmalar.
analitik düşünceye, nedensellik ilişkisi kurmaya dayalı olan şeylerdir. Yani burada işte mağdurun duygu hali veyahut da failin işte sinirliliği vesaire hiç değil, daha didaktik bir hadisedir. Ve bilimin gücünü göstermesi, evet, açısından yani tekniğin, yüksek teknolojinin, zekanın, sabrın, yani bir olay yerinden delil toplamanın günlerce, aylarca sürebileceğini caydırıcı gösteren etkisi var mı? Muhakkak. Hı-hı. Yani her şeyden yakalanabilirim duygusu muhakkak ki çok. Şimdi şöyle, Türkiye'de yapılan hiçbir araştırma yok. Yani biz herhangi birini tutukladığımız zaman herhangi bir filmden, romandan, diziden esinlendir mi diye sormuyoruz. Halbuki bunu soran ülkeler var. Yani Avrupa ülkeleri ya da Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da soruluyor. Her zaman soruluyor. Yani herhangi bir şey seni etkiledi mi diyerekten. Çünkü medyanın şiddet üzerine etkisi tabii herkesin tabii çok merak ettiği bir şey. Burada testere gibi bazı filmlerin, yani çok şiddet içerikli filmlerin adı hep geçer ama hiçbir zaman bir CSI dememişlerdir. Hmm. Yani CSI etkisi diye bir şey yok. CSI etkisi ya da kanıt etkisi bugün için artık dediğimiz zaman bu savcıların mesela daha fazla delil bulmaları için polisleri zorlamasını ya da yargıçların karar verirken nerede buradaki deliller, yani sadece görgü tanıklığı var gibi bir şekilde iddianameye karşı çıkmalarını sağlamıştır. Yani biraz daha gelişmeyi etkilemiştir. Az bir süremiz kaldı. Bir de şu cinayetleri çözen programlardan söz etmek istiyorum. Ben onlara çok karşıyım. Yani aslında karşı olunması gereken, evet, normal niye bir karşıyım? Aklın bir karşı tane, olması gereken. Bir tane örnek bir vererek şey. Niye mesela, evet, her sefer bir şey yüzünden karşıyım. Ama en son izlediğim bir şeydi. Kanal adı da vermek istemiyorum hiçbir şekilde. Fakat programda bir DNA raporu açıkladılar. Ve o DNA raporu üzerine babasını bilmeyen bir hanımın birdenbire babasının falanca kişi olduğu ortaya çıktı. O rapor üzerine, o sahnede ortaya çıktı. Çok duygusal bir hadise tabii. Ama anne bayıldı o sırada. Yani o da stüdyodaydı. Şimdi o kadıncağız kafasını bir yere çarpabilirdi. Hı hı. Yani orada ölümler de olabilir. Yani böylesine ani ve insan duyguları ve üzerine çok düşünülmeden yapılan ama hatalar şeyler. Hatalar olabilir. Evet. Bakın parmak izinde hata var. DNA'da da hata yapılabilir. Yani o rapor yanlış sonuçlu bir rapor olabilir. Yani bunlar çok İnsanların tehlikeli şeyler. Bu bunlar çok oyuncak değil yani. Çok... Adeta insanların bağırsaklarının medya yoluyla ortaya saçılması gibi garip, evet, bir şey bu. Evet. Yani bu hadiseler işte özel yerlerde, doktor odalarında, şurada burada konuşulması, tartışılması gereken meseleler ama maalesef işte medya bazen dizgin tutmuyor böyle yani şeyler. Yani kişisel bilginin gizliliği diye bir şey var. Evet. Yani bir insan hakları var. Her neyse ama... Bir de çok suçlayıcı olabiliyorlar, evet, mesela. Yani üzerine sanki bir sorgulayıcıymış gibi, bir yani polis memuruymuş doğru gibi. Doğru değil çünkü gibi hata yapılabilir ve bazı insanları deşifre ediyorsunuz. O, evet, insanların çocukları var. Aileleri var vesaire. Çok hızlıca bir şey anlatmak istiyorum. Yıllar önce yanlış bir inceleme yüzünden cezaevine girmiş, bizi bulduğu için bu masumiyet projesi çerçevesinde çıkarttığımız biri vardı. 6 ay karı koca cezaevinde kalmışlardı. 3 çocuk kaldıydı dışarıda. Balıkçılar sayesinde bize ulaştılar, yani orası önemli değil. Adam diyordu ki bir günümün karşılığını veremezler. Yani tabii, tazminat davası açtı, tabii, paralar kazandı filan ama cezaevinde kaldığım bir günüm, çünkü çocuğumun bir tanesi epileptikti. Günde 8 defa ilaç alması gerekiyordu. O ilacı alamadı. Dolayısıyla çocuğum okuyamadan kaldı diyor. Hı-hı. Yani o çocuğu kaybetti bu toplum. Bu tip programlar linç psikolojimizi, evet, çok bir de etkiliyor. O var değil, tabii, mi? Linç, evet, psikolojisi insanda çok eski bir şey. Yani bu sosyal bir canlının maalesef kötü taraflarından biri. Ve özellikle medya otorite kabul edildiği için orada gördükleri insanlar sorgulamayıp hızla bir linçe girişebiliyorlar. Bugün sosyal medyada da görüyorsunuz aynı şeyi. Yani yayıncılık sorumluluğu çok çok büyük. Çünkü insanlara şöyle bir serzenişte bulunamazsınız. Yani bunu seyretmezseniz bu programlar olmaz gibi. Evet. Bu maalesef genelde içimizde bulunan bir dürtüye hitap ettiği için engel başkasının olmak çok zor. Başkasının kötülüğünü görmek de istedim. Aynen, aynen öyle. Evet.
Evet, ek süre verdiler. Çok mutlu oldum. Çünkü soracağım çok soru var. Şu masumiyet projesi de çok önemli bir proje. Biraz ondan bahseder misiniz? Masumiyet projesi aslında 90'ların başında Amerika Birleşik Devletleri New York Cardozo Üniversitesi'ndeki hukuk fakültesi öğrencilerinin başlattığı ve bugün dünya çapında uygulanan bir projedir. Türkiye'de ayağını da 95'ten itibaren ben bir ekibim yürütüyoruz. Devamlı ekip değişiyor ama yani mantık hep aynı. Şiddet suçlarında özellikle yargılandıkları dönemde biyolojik delil olduğu halde DNA analizi yapılamamış olan kişilerin biyolojik delil bulunursa eğer orada DNA analizini ücretsiz yapmak ve ücretsiz destek vermek üzerine kurulu ve başlayan bir şeydi. Tabii biz sadece böyle yani cinsel suçlar ya da adam öldürmeler yakın temasın olduğu olaylarla ilgilendik uzun yıllar. Ama daha sonra başkaca da yani ateşli silahlarla ilgili şeylere de bakmaya başladık. Cezaevinde olacak, ben masumum diyecek ve üzerinden uzun yıllar geçecek ve yeniden yargılama yapmaya çalışıyoruz. Yani o şekilde bir destek veriyoruz. Ama siz mi inceliyorsunuz? Onların yakınları mı size ulaşıyor? Nasıl oluyor bu? Hayır, biz incelemiyoruz. Biz incelemiyoruz. Ya cezaevindeki kişi bir mektupla başvuruyor. Ya yakınları başvuruyor. Dosyanın tamamını inceliyoruz. Avukatının aracılığıyla tabii bazen avukatı hiç kalmamış oluyor. Yani hüküm kesinleştiği için ama bir şekilde savcının desteğiyle, avukatının yardımıyla vesaire şahısla da yüz yüze görüşme, yani cezaevine gidip görüşme imkanlarımız da oluyor. Dosya üzerinden yeniden canlandırma yapıyoruz. Yani rekonstrüksiyon. Evet. Tabii burada çok önemli olan birçok dosyada gördüğümüz maalesef çok kötü olay yeri inceleme, tanık ifadelerinin copy paste gibi birbirine eklenmesi, yani herkes aynı şeyi söylüyor. Halbuki bulunduğu noktadan o olayı görmesi mümkün bile değil. Yani baktığınız zaman orada ya bir duvar var, ya bir ağaç var, ya bir şey var, yani o köşeyi göremez. Laboratuvar analizlerinde eksiklikler, delil teslim zincirinde kopukluklar, yani çok ciddi problemler var. Ama şu muhakkak ki dünyanın her yerinde, Türkiye'de de haksız mahkumiyetin başlıca nedeni görgü tanıklığı. Görgü tanıklığı. Çünkü şöyle bir kadın bana tecavüz eden bu adam dediği zaman bundan daha önemli hiçbir şeyiniz yok o Tabii. sırada. Ama orada yanılabiliyor. Çok yanılabiliyor. Çok benzetiyor. Yani ve yani bu kadar büyük bir iddianın karşısında da insanlar duramıyorlar. Yani bana tecavüz eden budur dediğiniz zaman yani artık yapacak hiçbir şey yok. Ama o değil. Beyinsel olarak hatırlama mekanizmasına bakarsanız doğru hatırlamak mümkün bile değil neredeyse. Çünkü hatıra bir filmi baştan oynatmak değildir. Öyle mi? İpuçlarından tekrar rekonstrüksiyon yapar, yeniden üretirsiniz o anıyı. O yüzden 10 görgü şahidi aynı olayı 10 farklı şekilde anlatır. Çok riskli o zaman. Dolayısıyla çok riskli ve en gevşek kısmı. Travmatik olayları hatırlamak acaba daha mı zordur? Tabii ki, çünkü orada sizin kendi ona yapıştırdığınız duygusal etiketle Tabii. hatırlayacağınız her şeyi etkiliyor. Mesela bir işte diyelim biraz önceki bir tecavüz vakasında kişinin yüzünü daha canavarsı, daha onu büyük ve kuvvetli, ortamı böyle daha nasıl diyelim kasvetli, her şeyi farklı hatırlama abi. Durumunu mecbursunuz çünkü beyniniz böyle çalışıyor. O zaman da masumiyet Tabii, projesi elinde, devreye giriyor evet, böyle durumlarda. Elinde mesela bir bıçak, bir silah, bir şey varsa eğer sadece onu görüyor ve yüzünü hiç görmüyorsunuz. Mesela, evet. Sadece başka hani o objeyi görüyorsunuz yani. Evet, izleyicilerin kullandığı yöntem sizin dikkatiniz. Bile bu tür olayların Tabii. dehşetini insan hissedebiliyor. Son olarak biraz DNA'dan bahsedelim. Yani her şey DNA'ya bağlar olduk, DNA çözümlemelerinden, ama Doğru. biraz önce siz bahsettiniz. Bunda da hata payı var. Evet, ne kadar ki. Bir hata payı var? Ben DNA analizlerini açıkçası çok detaylı bilmem. Benim mesleğim açısından önemli değil. Fakat şu devirde hani biyoteknolojinin en son geldiği noktada çok incelikli analizlerimiz var. Arthur C. Clarke vardır, bilim kurgu yazarı, onun bir sözü var. Yeterince gelişmiş teknoloji büyüden ayırt edilemez diye. Şu anda gerçekten büyüsel bir teknoloji var orada. Başta işte babalık testleriyle falan başladı bu işler, DNA karşılaştırmaları, ama şu çok ilginç bir şey var. %99 bizim genlerimiz birbirine benzer. Arada %1'den daha az bir fark var hepimizin arasında. Ve bu farktan o kadar farklı profillemeler yapılabiliyor ki. Tek yumurta ikizlerinin mesela hocam biraz önce onların bahsetti. Onların birebir aynı mıdır hocam? Tabii. Evet. Aynı. Tek yumurta ikizi aynı. Ancak hemen şöyle bir parantez açayım. Tabii ki ikizler
Tanıdığınız ikiz varsa eğer, yaşları ilerledikçe bunları birbirinden ayırt edebildiğinizi fark edersiniz. Hı-hı. Yani çok küçükken anlamazsınız aradaki farkı ama bu insanlar 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş falan olunca o ikizler artık bir şekilde birbirinden ayrışır. Nitekim DNA'ları da farklılaşıyor. Ha, farklılaşır mı evet, zaman yani içerisinde? Evet, yani epigenetik diyoruz buna. Yani dış etkenlerin yiyeceği, içeceği, oturduğu coğrafya vesaire üzerine yapılan, yani DNA üzerinde meydana gelen küçük değişiklikler, küçük grupların eklenmesi filan. Bunları bulmak artık mümkün ancak rutinde hiç yok. Hali hazırda dünya genelinde tek yumurta ikizi varsa eğer, böyle olaylar oluyor çünkü yani mesela Almanya'da bir büyük market hırsızlığı var, Amerika'da bir tecavüz, Malezya'da bir uyuşturucu kaçakçılığı, hep tek yumurta ikizi çıkmıştır faillerin. Hı-hı. Ayırt edemedikleri için ikisini de salıverdiler. Ben hep sorarım yani Türkiye'de olsa ne olurdu acaba diyerekten. Salı mı verirlerdi yoksa ikisini birden mi tutuklarlardı onu bilmiyorum. İkisi birden muhtemelen. Muhtemelen. Ama anlaşılabiliyor artık, rutinde değil ama peki, bulunabiliyor. Peki şunu merak ediyorum. Dizilerde, filmlerde bir işte saç telinden, diş fırçasına bu doğru. Kadar kolay evet, mı? Evet, tabii. Yani hayır, o DNA değil. Testi neyle, nelerle yapılıyor? Kolay değil. Tek bir hücrenin olduğu her yerden yapabiliyorsunuz bir kere. Yani bu hakikaten kepek tanesinden, saçtan, kıldan, her şeyden yapılıyor. Hayvanların da kıllarından yapılıyor. Yani kendi tüyleri de onlara özgüdür. Bitkiler de kendilerine özgü DNA taşırlar. Dolayısıyla olay aydınlatmakta işe yararlar. Yani ben o eve hiç gitmedim diyen bir adamın eğer ceketinin üstünde kadının, kedisinin kılı bulunuyorsa eğer gittin demektir. Yani bu şekilde de. Şey o yapar. Kedinin DNA'sından yola çıkıyor. Evet yani tabii. Kedinin DNA'sı buradaki saç kılının DNA'sıyla birebir örtüşüyor mesela. Ya da ben o bahçeye hiç girmedim diyebilir. O bahçedeki bir ağacın yaprağını adamın bagajında bulursunuz diyelim ki. Oradan belli edersiniz yani bu büyü gibi bir şey yani aynen, artık. Aynen. Ama hata çok olabiliyor. Neden olabiliyor? Kontaminasyon var. Yani bir yerden bir yere geziyor DNA. Evet. Yani aynı masanın üstünde hem mağdura hem faile ait diyelim, şüpheliye ait örnek açtığınız zaman yani diyelim ki birinin çamaşırlarıyla öbürünün işte diyelim ki başka bir ona ait olan bir cismi birinden birine nakil mümkün. Yani DNA buradan o tarafa gidebilir. Enteresan. Sizin çalışırken DNA'nız ortama saçılabilir, kontaminasyon. Gerek olay yerinden delil toplamada hatalar yapılabiliyor. En önemli hata Oriental James Simpson davasının hatasıdır. Amerika'daki ünlü sporcuda yapılan bir hata var yani böyle hı hı. Nakil var. Ama ben şu bardağı tuttum, bu bardak yıkandı, hala üstünde benim DNA'm var. Çamaşır yıkandı, hala var. Bıçağı tuttunuz, sonra öbürü tuttu, sonra diğeri tuttu. Dördüncü kişide bile hala benim DNA'm var. Yani böylesine çok dikkatli çok olunması gereken. Evet. Çok adeta yorum, peynir gibi dağılıyoruz yani, her tarafa. Evet, bunu değerlendiren kişilerin evet, çok dikkatli olması. Olağanüstü önemli. Gerekiyor. Gerçekten haksız mahkumiyet çok olur. Tek bir cümle söyleyeyim. Yani bırakın suçlular kendi başına dolaşsınlar, serbest dolaşsınlar da masum olan bir insanı bir gece bile içeride tutmayın. Yani bu çok önemli çok bir önemli. Şey. Gerçekten öyle. Daha konuşulacak çok şey evet, vardı çok. Ama süremiz hızla aktı geçti. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür programımıza ederim. Katıldığınız sağ için. Yine bir başka programda Sinan Bey zaten geliyor. Sizi de yine bekleriz. İnşallah. Daha çok uzun sohbet edebilmek ümidiyle diyoruz. Ve sevgili seyirciler size de veda vaktimiz böylece gelmiş oluyor. Haftaya Hayat Tadında da tekrar birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi haftalar diliyoruz. Esen kalın.